nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Anne. Anneyi istiyor. Ben o zaman vereyim madem. Gel, gel kızım. Özlemiş. Ay. Kızımın ikinci isim olarak Esin koyacağım. Teşekkür ederim ama yani sizin böyle kavuşmanız bize yeter de artar bile. Şefkat, sana da soyadı artık geri veriyorum. Allah razı olsun. Hayatımın boyunca sizin yaptıklarınızı hiç unutmayacağım. Çok çok mutlu oldum. Biz de sana çok teşekkür ederiz. O karakolda verdiğin ifade bizim için gerçekten çok önemliydi. Bana bak, bundan sonra başın sıkışırsa falan hemen bize haber veriyorsun ha. Öyle kafana göre kendi başına iş yapmak yok, tamam? Tamam, hemen size haber vereceğim. Ama sanırım artık gerek kalmayacak böyle bir şey için. Çünkü biz kızımla mutlu ve sakin hayat yaşayacağız. Gel bebeğim. Gel bakalım. Kardeş kalk. Gel. Gel aşkım ama dikkat. Hop. Çantayı. Birbirinize iyi bakın. Tamam mı? Siz de. El sağlığı. Güle güle. Artık hiçbir engel kalmadı. Evet. Şeva ya. Balım harbiden geçmiş olsun lan. Büyük bala atlattın ha. Vallahi öyle oldu kardeşler. Kanki bir şey soracağım. Şimdi sen net olarak hani kağıt üstünde kanunen Lütmülay'la boşandın değil mi? La sanki hiç evlendik de boşanacağım laf. Yani de. Sen şimdi dul mu kaldın lan? Acıyorum sana. Sen kendine acı la. Kore gazisin. Hiç tanımadığın bir kız için dünyanın öbür ucuna gittin de avucunu yalayıp döndün la. Ulan garibim Olsen oldu. Pardon? Olsen'e garip mi dediniz siz? Bence sen bir dön kendine bak kardeşim. Garip sensin. Yani evlenmeden dul kalabilen tek insansın. Mağdurlar listesinde kafayı yazın. Ben Şefkat'i bilinçli yaşayanlar listesinin en tepesine koyuyorum. Adamın beşik kertmesi var, kim olduğunu bilmez. Nikahlı karısı var, hadi diyor. Anca Beşiktaş'ın kadrosu ve yumurta fiyatları. Aman ne kadar komik. Mizah düzeyine bak. IQ kaç oğlum sizin? 14 mü? Siz oturun kendinize acıyın lan. Sizin onlardan bile haberiniz yok oğlum. Fotosentez yapar gibi yaşıyorsunuz. Ah, buraya konuş şu. Usta be, bak ne güzel evliydin. Çocuk da hazırmış. Kaşırdın gül gibi kızı. Hayır yani şimdi git, Esin'in kaprisini çek değil mi? Ne biçim konuşuyorsun lan sen öyle esinmesin diye? Akranın mı oğlum o senin? Yenge diyeceksin, yenge. Ya usta ben zaten normalde yenge diyordum da şimdi Lütmül ortaya çıkınca benim bir kafa gidip geldi bir karıştı yani orada ortalık. He, öyle mi? Ben o zaman senin kafayı şöyle biraz sarsayım. Belki bilgiler yerine oturur yavrum, he? Esin, ne haber? İyi. Bir kahveni içmeye geldim. Gel, beklerim. Ha şimdi elimde iş var. Bu iş bitsin, geleceğim. Tamam, tamam. Oğlum bana bakın la. Bir daha Esin'le benim hakkımda mahallede ulu orta mavra yaptığınızı duyarsan var ya... ...perişan eder, perişan ederim size haberiniz olsun ha. Kahveci, bize iki tane kahve getir. Nasıl olsun aşkım? Zarı bıyıklı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.